Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir tatlı tarif vereceğim. Hem çok kolay hem de çok lezzetli, çok da pratik. Görünüşü de harika. Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir tatlı tarif vereceğim. Çok kolay, çok da lezzetli. Görüntüsü muhteşem. Görüyorsunuz tatlımızı. Tatlımız için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize yarım su bardağı su ilave edelim. Yarım su bardağı süt. Bir tane yumurta. Suyu, sütü ılık kullanırsak daha güzel olur. Daha güzel aktif hale gelir. Karıştıralım spatulayla. 125 gram eritilmiş tereyağı. Tereyağımız sıcak olmasın. 1 yemek kaşığı şeker. Tuz. Çok az olsun. Çay kaşığının ucuyla olursa daha yeterli. Tekrar karıştıralım. Şekerimiz, tuzumuz erisin. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Canınız tatlı çekiyorsa bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka izleyin. Çok lezzetli oluyor. Çok da pratik. Unumuzu ilave edelim. Hamurumuzu öncelikle spatulamızla güzelce toparlayalım. Görüyorsunuz spatulayla güzelce toparladık. Bu şekilde yoğurması daha kolay oluyor. Spatulayı çıkaralım. Hamurumuzu elimizle yoğuralım. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde 1 saat dinlensin. Dinlenirse daha güzel olur. Şimdi de şerbetini hazırlayalım. Kasemize, tenceremize 1,5 su bardağı şekerimizi koyalım. 1 su bardağı su, 200 milim. Şekerim 250 gram. Şekerimizi eritelim. Bir dilim limonumuzu ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Ocağımızın altını açalım. Kapağını kapatalım. Tam kapatmayalım. Aralıklı bırakırsak daha güzel olur. Şerbetimiz kaynıyor gördüğünüz gibi. Köpükler büyük büyük çıkarsa tamamdır. İçinden limonumuzu çıkaralım. İçerisine 2 yemek kaşığı bal ilave edelim. Bal ilave ettikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Tekrar karıştıralım. Hamurumuz 1 saat dinlendi. Çok aceleniz varsa dinlendirmeye de gerek yok. Beklemeyin o kadar da. Hamurumuzu bu şekilde 1 dakika yoğurmamız yeterli. Kibeziye ayıralım. Hamurlarımızı beze yapalım bu şekilde. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için elimize yapışmıyor. Hafiften unlayalım. Oklavayla açalım. Oklavayla açtım. İsterseniz de merdaneyle de açabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Oklavayı sararaktan bu şekilde katlayalım. Kesmesi daha kolay oluyor. Evinizde bu şekilde yemeklerde kullandığınız spatulanız varsa ondan ölçüm yapabilirsiniz.
Spatula üzerindeyken dilimlersek daha güzel olur. İşareti belli olur. Bıçağına çizik atalım hafiften. İşaretlediğimiz yerden keselim. Uç kısmını alalım. Diğer hamurumuza katalım. Tekrar açarız onu, o tarafını. Yapışmış gibi gözüküyor ama yapışmıyor. Aralarına yağ süreceğim için unlamadım. Un serpiştirmeye gerek yok. Tekrar kaşıkla ölçüm yapalım. Tarifi kaşığın üzerinde yapacağımız için ölçümünü yapalım. Kaşığımızın üzerine bastıralım. Hafiften sıkıştıralım. Yağ da kızarırken açılmasın. Elimizle bastıralım. Hafif dokunuşlarla yuvarlayalım. Birazcık sıkıştıralım ki kızarırken açılıyor yaraları. Hepsini bu şekilde yapalım. Diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. Tavama yağımı koyuyorum. Hamurumuz yağ çekmiyor. Yağ bol koyduğumuza bakmayın. Yağ çekmiyor. Yağsı kalıyor. Kalan yağ da yemeklerde kullanabiliriz. Yağımız ısındıktan sonra hamurlarımızı içerisine koyalım. Yağ ısındıktan sonra ocağımızın altını birazcık kısalım. Bir anda pişirmesin, yakmasın. Sıkıştırmadıklarımız biraz açılıyor gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Süzgeç yardımıyla çıkaralım. Şerbetimizin içerisine koyalım. Bir taraftan şerbetimizin içerisine koyduğumuz tatlıyı karıştıralım. İçerisinden fazla bekletmeyelim. Sıcak sıcak tüketmesi çok lezzetli oluyor.
Soğuduktan sonra da yiyebilirsiniz ama sıcakken çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Üzerine birazcık susam serpiştirelim. Hem lezzet olsun hem de görüntüsü güzel olsun. Tatlımız çıtır çıtır. Tulumba tatlısının lezzeti gibi. Muhteşem. Beklemeden hemen yapıp yiyebileceğiniz bir tatlı. Ben 1 saat beklettim. İsterseniz bekletmeyebilirsiniz. Çok da kolay. İç kısmını görüyorsunuz. Sıcak sıcak şerbetin içerisine koyduğumuz için şerbetini de çekiyor. Çok da güzel oluyor. Çıtır çıtır. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.